Ebu Kudame Eşşami cihad başlar, savaş kızışır. Bir genç görür ama o genci tanımaz, bilmez. Der ki ey genç, kendini neden tehlikeye atıyorsun? Sen cihadın tabirindeyse hilesinden haberdar olmayan birisin, dikkat et. Dedi ki ne diyorsun ey şeyh? Allah Enfal suresinde onları gördüğünüz zaman sırtlarınızı onlara dönerek kaçmayın buyururken sen dedi bana bunu mu diyor telkin ediyorsun? Baktım ki diyor genç kararlı, şehit olacak. Dedim ki o zaman amcan Ebu Kudame'ye de diyor şefaatçi olmak için söz veriyor musun dedi. Ve genç artık böyle alemlerin Rabbi olan Allah'a yaklaşmanın ramak anlarını yaşıyor. Ağır yaralanmış. Şeyh diyor ki senin annen kim diyor. Diyor ki sana diyor saçlarını diyor hibe eden kadın benim anamdır. Ve diyor çocuk orada can teslim etti. Toprağa diyor koyduk. Tam diyor arkamızı döndük bir baktık diyor çocuğun cesedi toprağın üstüne çıktı. Ya dedik bu nasıl bir alamet? Yani bu Allah muhafaza hani Allah subhanahu ve teala özellikle gadaplandığı insanları cezalandırdığı bir durum bu. Nasıl bir durum? Nasıl bir hal bu? Sonra diyor tekrar diyor gömdük, tekrar diyor toprağa çıkarttı diyor Allah. Daha sonra diyor kuşlar geldi. Onun diyor etlerini diyor yedi, 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 yedi diyor. Bitirdi sadece diyor kemikleri kaldı. Sonra diyor kemikleri topladık. Toprağa diyor gömdük. Baktı ki diyor kemikler diyor dışarı çıkmadı. Ben diyor heybeyi aldım diyor. Annesine gittim. Kapıyı çaldım. Annesi dedi ki ey Ebu Kudame. Taziyeci misin dedi yoksa dedi müjdeci misin? Eğer dedi oğlum geri geldiyse sen dedi taziyecisin. Yok dedi eğer oğlum dedi şehit olduysa sen dedi müjdecisin. Dedi ki sevin dedi oğlum dedi şehit oldu. Ama dedi sana dedi bir heybe gönderdi. Anne o heybeyi aldı içini açtı şöyle bir demir prangalar kenara koydu. Bir tane böyle yırtık pırtık elbiseler aldı onu bir kenara koydu. Ebu Kudame şaşırdı. Dedi ki hanım dedi senin oğlundan bana bahsetsene. Dedi ki ey Ebu Kudame benim oğlum çok salih bir çocuk. O dedi geceleri kalkardı. Bu dedi yırtık pırtık tabir edilmesi elbiseyi giyerdi. Prangayla da diyor kendini ayağından diyor prangalardı. Yani esir ederdi, Allah'ın esiri olurdu. Zikrederdi, şükrederdi ve son duası şu olurdu. Allah'ım beni kıyamet gününde kuşların kursaklarından yarat. Yani benim cesedim, kemiklerim, etim, sinirim, kanım annemin yanına gitmesin. Mücahitlerin yanına gitmesin. Kıyamet gününde insanlar yaratıldıklarında benim ruhum, benim bedenim, etim, sinirim, kanım kursaklardan çıksın. Böyle diyor dua edin, etti deyince dedi ki şimdi anladım. Dedi ki zira senin oğlun da biz dedi toprağa gömdüğümüzde dedi toprak onu dışarı attı. Tekrar gömdük, tekrar dışarı attı. Sonra diyor bir kuş geldi, etlerini dedi hepsini yedi, kemiklerini gömdükten sonra dedi tekrar dedi dışarı çıkmadı.